Zeytin Dalı'ndan herkese merhaba efendim. İkinci meşrutiyetin ilanından hemen önce kendi hareminden Avrupa'ya kaçanlar arasında en çok adı geçenlerden de adı. O ve kız kardeşi, hariciye memuru Nuri Bey'in kızları 1906'da bir trene atlayıp soluğu Avrupa'da aldılar. Neden? Neden mi dersiniz? Çünkü yaşadıkları toplumsal baskı ciddi bir sorundu ve özgürlükleri gerçekten tehdit altındaydı. Evet, Hatice Zünnur ve kardeşi Nuriye Hanım. Biz Hatice Zünnur üzerine bugün yoğunlaşacağız. 1883-1923 yılları arasında yaşamış ilk kadın feminist seyyahımızı konuşacağız bugün. Gerçek adı evet Hatice Zünnur. Onu ise biz Zeynep Hanım olarak tanıyoruz, tanımaktayız. Ve en az onun kadar seyyah ve onu rehberim diye tanımlayan sevgili yazar Buket Uzuner'le bugün birlikte olacağız ve onu konuşacağız. Özellikle de Zeynep Hanım'ın Avrupa'dayken gazeteci Grace Allison'la yazdığı mektuplardan derlenen kitabını ele alacağız bugün. Evet sevgili Buket Uzuner, kırmadın bizi, geldin ve Zeynep Hanım'la birlikteyiz, seninle birlikteyiz. İkinizin arasında bir köprü kurduk, bakalım nereye uzanacak bu köprü, senden dinleyeceğiz. Öncelikle sola kadın gezginim diyorsun onun için. Zeynep Hanım'ı Avrupa'ya gitmeden önce birazcık bize tanıtmanı rica edeceğim. Merhaba, ben Zeynep Hanım adına teşekkür ederek başlamak istiyorum. Çünkü unutulmuş bir kadın. Bunu söylerken akademisyenleri tabii ki işin dışında bırakıyorum. Çünkü böyle konuştuğumda onlar çok alınmışlar. Haklılar, çünkü akademik alanda kendisini Zeynep olarak tanıtan ama aslında söylediğim gibi Zünnur Nuri aslında soyadını da düşünürsek, Hatice Zünnur Nuri o zaman baba adı verildiğini düşünürsek böyle bir kadın yaşamış bizim ülkemizde ve bizim İstanbul şehrimizde. Hakkında çok akademik çalışma yapılmış ama akademi dışına çok çıkmamış adı. Bunun çeşitli nedenleri olduğunu düşünüyorum. Hakkında şaibeler var. Çünkü nasıl öldüğü kesin değil. Bu şaibeler nedeniyle sınıflandırılamıyor. Ama biz yazarlar, özellikle kurgu yazarları, romancılar, bizim için karakter o kadar çok ipucu taşır ki, onun sonunu, nasıl yaşadığını, neler düşündüğünü biz karakterin içine girerek anlamaya çalışırız. Doğru mu anlarız bilmiyorum ama anlarız. Bunu ancak, bunu sen gülümsüyorsun çünkü sen de edebiyatçısın ve bu böyle bir şey var gerçekte, bu empati yoğunluğu. Ne dersiniz, o edebiyatçıların araştırması gereken bir konu. Açıkçası beni ilgilendiren bu kadar başından talihsizlikler ya da zamanın ruhuna uygun birisi olmadığı, öncü olduğu için başına gelmedik kalan, şimdi yaşasaydı çok farklı bir yerde olacak olan, aynı karakterle yaşasaydı bu kadının unutulup gitmiş olması. Bir benim için en önemli yanlarından birisi, tek başına gezen ve bunları yazan kadınların, benden önceki kadınların sayısının çok az olması, hatta bulamayışım. Elbette bu kitabın ön sözünde bahsettiğim gibi benden önceki kuşaklarda çok, benden çok daha cesur, çok işler başarmış kadınlarımız var. Onlarla gurur duyuyorum ve öncülerimizdir. Benden bir önceki kuşakta da gazeteci kadınlar var. Onlar pek çok seyahate gidip o gezilerini yazdılar, gezi kitapları var. Fakat benim aradığım şey, burada netlikle belirtmek istiyorum çünkü bu kavram kargaşasına yol açıyor. Nasıl görmezden gelirsin gibi, biliyorsun yanlış anlaşılma konusunda rekor kırarım. Neyse ki benden sonraki kuşaklarla çok iyi anlaşıyorum. Evet, gülüşünü anlıyorum. Benden sonraki kuşaklarla o kadar iyi anlaşıyorum ki, çünkü onlarla galiba aynı dili bundan 30 yıl önce kullanmaya başlamışım. Bütün sorun buymuş. Bunu gördüm ben yaşarken. Benim için çok kıymetli. İnsan neden yanlış anlaşıldığını anladığı zaman çok rahatlıyor. Zamanla ilgili bir sorunmuş.
O yüzden ben yaşım ilerledikçe okurlarım gençleşiyor. Bunun sebebini çözemiyordum. Artık çözüyorum. Zamanla ilgili bir meseleymiş. Zeynep Hanım, ben Zeynep diye anacağım izninle. Çünkü tabii, kendisi o adı seçmiş. Seyahatlere kendi isteğiyle çıkan birisi değil, bir sürgün olarak yola çıkıyor. Peki bu sürgünün nedeni ne Buket? Neden bir sürgün olarak 1906'da biniyorlar trene ve gidiyorlar? Kaçıyorlar. Kaçıyorlar evet. Yani ölümden kaçıyorlar. Öyle bir hadi bugün de biz gidelim de canımızı koruyalım değil. Gece zaten o sırada çarşaflı ve peçeli gezmek zorunda kadınlar. Değilse tutuklanıyorlar. Aynı İran'daki gibi. Çarşafın üstüne tekrar çarşaflar giyilerek sirkeciden trene biniyorlar. Yani bir film gibi düşünün, bir gece yarısı. Her biri beşer dil bilen, birkaç enstrüman çalan, işte Shakespeare'den efendim Rodin'in heykellerini bilecek kadar Fars şiirini, İran şiirini çok iyi bilen, Kur'an-ı Kerim'i Arapça okuyup anlayan, yani öyle düz ezberleyen falan değil. Bu kadar eğitimli, bu kadar okuma yazma oranının bile düşük olduğu bir imparatorlukta parmakların sayısı kadar az olan kadın, eğitimli kadınlar hayatları tehlikede kaçıyorlar. Niye? Sadece özgürlük istedikleri için. Kızlar için okul istiyorlar. Kızların okula gitmesi yasak. Peki bu eğitimi nasıl aldı diyeceksiniz. O bir paşa kızı ve evde hocalarla eğitiliyor. Şimdi bu kadar iyi eğitim veriliyor paşa kızlarına, niye? İyi koca bulsunlar diye. Çeyiz, yani onlar bir iş edinme imkanı yok. Şu anda bizi dinleyen özellikle genç kadınlar, bunu bir an için hayal etmeye çalışın. Okulunuz yok. Çok iyi eğitimlisiniz. Karşınızda size koca diye seçilen ve size hiç sorulmadan getirilen bir takım adamların cebinizden çıkarırsınız her anlamda, fikren ve bilgi olarak, kültür olarak. Ama sadece kadın olduğunuz için peçesiz sokağa çıkmanız bile yasak. Fakat aynı sıralarda belki bu programa ek olarak bir akademisyenin de, bununla ilgili çalışmış bir akademisyenin de başka bir gün konuk olması hoş olabilir. Benim bilgimde olmayan şeyleri bildiği için, daha detaylı çalıştıkları için. Aynı sırada İstanbul'da beyaz konferanslar denen, halk arasında da beyaz geceler diye anılan, bu İskandinavya'nın beyaz geceleriyle ilgisi yok, kadın toplantıları oluyor konaklarda. Kadınlar bir araya gelip nasıl daha özgür olabiliriz? Avrupa'daki kadın hareketini farkındalar, okuyorlar. Çünkü hepsi Fransızca biliyor. O sırada bütün entelektüel dünya frankofon çünkü. Ve üstelik tanzimat ilan edilmiş. Haberleri var birçok şeyden. Zaten seyahatler yapılıyor, elçiler geliyor. Ve Pierre Loti adıyla anılan bir Fransız yazar. Daha sonra ajan olduğu, kendisi hakkında çok olumlu fikirlerim yok benim. Ama enteresan bir kişilik ve gelip işte özellikle oryantalist bir bakışla harem dediği, mesela haremden kaçan kız diye bahsediliyor Zeynep'ten. Herkes sarayın haremi zannediyor. Halbuki evlerde, konaklarda haremlik ve selamlık odalar var. Tabii aile içinde herkes bir arada oturuyor ama kadınların ayrıca çekildikleri odalar var. O odalara aslında dışarıdan bir erkeğin girmesi yasak o dönemde. Hmm. Abdülhamit o kadar kızıyor ki bu iki küçük kıza, yani bunlar çok küçükler. 19-20 yaşlarındalar. Eve zabitler yollanıyor, kızlar aranıyor, eve erkek alıyorlar mı diye. Aldıkları erkekler de entelektüel boyutta tartışabilmek için. Sonuçta bu iki kız çok tehlikeli bulunuyor ve kaçmak zorundalar hayatlarını kurtarmak için. Böyle bir seyahate çıkıyorlar. Benim Zeynep Hanım'la ilişkim sadece hem gezip, zorunlu da olsa birkaç yıl Avrupa'da yaşamak zorunda kalıyor. Hem gezip hem de yazması. Çünkü tek başına gezen pek çok kadın vardır. Özellikle bizden sonraki kuşaklarda. Ama bunları yazan çok az. Şimdi bir de
biliyorsun Instagram var. Herkes aynı fotoğrafları çekip yazmaktan çok daha kolay. Yemeğinden işte karşı değilim buna. Olabilir bu. Böyle bir çağda yaşıyoruz. Biz de şu anda ben de 19-18 yaşında olsam büyük ihtimalle öyle birisi olabilirdim. Bu zamanla ilgili bir şey. Eleştirmiyorum ama yazan çok az insan var. Çünkü yazmak başka bir eylem. Fotoğraftan, görmekten, görselden çok farklı bir eylem. Zeynep Hanım bu yazdığı mektupları bir gazeteci kadına yolluyor. Ve o kadın bu mektupları bastığı için bizim haberimiz oluyor ondan. Evet, keseceğim burada. Pardon, 1913'te A Turkish Woman's European Impressions diye basılıyor ve biz bunu çok yeni okuyabildik değil mi Türkçe olarak? Hayır, bu basılmış fakat 60'larda sanıyorum. Ama yine de fakat, geç yani. Yine de geç. 1913 nerede, 1960 nerede baktığında. Yani yok sayılma politikası orada da devam ediyormuş. Onu görüyoruz. Ya çok istenen şeyleri anlatmıyor. Yani insanlar bunu bilmek istemiyor. Fakat sen de feminist çalışma yaptığın için belki şu fikrime katılırsın. Bu konuya aşina olmayanlar bunu çok abartılı buluyorlar. Bize hep şu öğretildi bizim kuşaklara. İşte Atatürk devrimler yaptı. Cumhuriyet devrimleri en önemlisi kadın devrimi ve sekülerizmdir. Doğru. Ve tepeden inme bir şekilde kadına hakları verildi. Bunun böyle olmadığını Zeynep Hanım'la biz görüyoruz. Evet. Böyle zaten tepeden verilseydi aradan 100 yıl geçmesine rağmen sen ve ben içinde bulunduğumuz çok sıkıntılı koşullara rağmen bu programı yapamazdık. Evet. Biz sahip çıkıyoruz haklarımıza. Çıkmamızın sebebi ya da annem çift soyadı kullanılsın diye İzmir'de kapı kapı imza toplamaya gitmezdi 50-60 yaşındayken. Bu haklara sahip çıkma tepeden indirilen devrimlerde gerçekleşmiyor, bitiyor. Ama bizdeki kadın hareketi şu anda, belki sonunda konuşacağız bunu, şu anda en güçlü hareket Türkiye'de kadın hareketi. Evet. Bunun sebebi, bunun köklerinin, temellerinin atılmış olması. Mesela dünyada çok az eşi bulunan kadın eserleri kütüphanesi açıldıktan sonra biz çok kaynağa kavuştuk. O kaynaklar sayesinde kadın hareketinin Cumhuriyet'ten çok önce 1800'lerin sonunda tabii ki büyük şehirde, tabii ki eğitimli kadınlar arasında, tabii ki elitler arasında bütün devrimler eğitimli elitlerin öncülüğünde yapılmıştır. Ondan sonra halk desteği almıştır. Buna karşı çıkacak olan tarihçiler olabilir. İşte kadın tarihçi değil, bunları nasıl söylüyor diyecekler, biliyorum. Ama artık hiç umurumda değil. Yıllarca hep ağzımı bu şekilde tıkamaya çalıştılar, sen şahitsin. Ama gerçekten böyle değil. Benim işim bunları ortaya çıkarmak bir edebiyatçı olarak. Gerisine zaman karar verecek. Böyle bir kadın yaşamış. Bu kadın tabii ki çok seçkin. Köle, buna köle hediye ediliyor Müge. Evet. Yani şu anda düşündüğünde kanın donabilir. Zenci bir köle, çünkü kölelik pazarı var İstanbul'da. O köle bu kıza hediye ediliyor, getiriliyor. Benim diyor bir kölem vardı diyor, çok normal. Şimdi biz Zeynep Hanım'ı incelerken ya da anlamaya çalışırken böyle bir eli sıcak sudan soğuk suya inmemiş, girmemiş, çok farklı yetişmiş bir kadın. İşte ayağının bileği göründü diye İngiliz kadınların feministleri eleştiriyor. Ben diyor ayak bileğim görünecek işçilere diyor konuşma yapıyorlar oy hakkı için Londra'da diyor. Şahsen ben bir kadın olarak diyor ayak bileğimin görünmesi yerine evde hapis kalmaya razıyım. Şimdi korkunç bir cümle. Fakat onun peçesinin bile çıkarılmasının yasak olduğu bir toplumda ayak bileği herhalde göğsünü açmak gibi bir şey görünmeli. Bunları anlamaya çalışmak için de benim de belli bir yaşa gelmem gerekiyordu. Çok gençken okusam ne saçma, köleliğe karşı değilmiş derdim. Ama her şeyi zamanı içinde algılamak gerekiyor. Hem öyle hem de tekrar Pierre Loti'nin kitabına dönecek olursak, Le Désenchanté, kırgınlar ya da
Senem Timuroğlu'nun aktardığı biçimde Mutsuz Kadınlar biçiminde bizimle buluşabilecek bir kitap. Senem aktarmış, Pierre Loti vefat ettiğinde 419. baskısını yapmış kitap. Ve burada işte biz Zeynep Hanım ve kız kardeşini neredeyse başat rollerde görüyoruz. Her ne kadar anlatılan konu doğulu kadının batılı erkekle kurduğu ya da kuramadığı aşk üzerinden gitse de. Şimdi orada esasen hakikaten Pierre Loti bir soru işareti uyandıracak karakter. Yani oryantalist perspektifi teslim etmemiz gerekiyor, tamam. Ama bir diğer yandan da aslında Fatma Aliye'den günümüze sürekli olarak tartışılan bir gerçeği de göz önüne seriyor. Yani bu kadının durumu ne olacak? Arada sıkışıp kaldığında ne olacak? Ve bu anlamda da Zeynep Hanım'a bir kez daha teşekkür borçluyuz. Yani bugün hala yaşadığımız batılılık mı, doğululuk mu? Hangi tarafta acaba daha çok varız sorusunu orada Pierre Loti aracılığıyla bize düşündürtmüş olması, tartıştırmış olması çok esaslı bir konu gibi geliyor bana. Sen ne dersin buna? Yani kadının bir şeyler öğrendikçe, okudukça, dil bildikçe daha o dönemde yaşadıklarıyla bugüne baktığımızda farklı yerde durduğuna inanıyor musun bizim topraklarda? Yazar olsun veya olmasın. Elbette çok, yani eğer doğru anladıysam sorunu, Zeynep Hanım bizleri görseydi çok mutlu olurdu. Ha, eleştirebilirdi. Çünkü eleştirisi bir büyük annenin eleştirisi gibi olacak. Yani babaannen ya da anneannen, kızım şuranı ört bakayım, şuran görünmesin dediğinde, aa ne var babaanne, ne olmuş canım, zaman değişti dediğin liseli halini hatırla. Aynen öyle bir şey olacaktır. Ama haklarımız, burada söz konusu olan kadının bedeni dahil kadının haklarıdır. Benim feminizmden hep anladığım bu oldu. Yani 70'lerde ve 80'lerde üniversite öğrencisiyken hala aynı noktadayım. Ama feminizm bir cinsiyetin öbür cinsiyete üstünlüğü ya da farklılığı, onlar hiç söz konusu değil. İnsanın haklarıyla ilgili, kadının insan olduğunun kabul edilmesiyle ilgili. Orada bir sorun var zaten. Şu anda dünyanın büyük bir çoğunluğunda kızların ve kadınların okula gitmesi sorunlu, büyük bir çoğunluğunda. Evleneceği eşi seçmesi ve evliliği doğru gitmediğinde ya da istemediği koşullarda şiddet gördüğünde boşanması hala çok büyük sorun. Dünyanın hiç ummayacağımız ülkelerinde kadın sığınma evleri var mesela Finlandiya'da. O yüzden bu kadın hareketinin bir bütüncül hareket olmasının asıl dinamiği orada yatıyor. Tabii buraya girince, gerçi konumuz değil ama Simone de Beauvoir'ın İkinci Cinsiyet kitabı ne kadar öncü, ne kadar 60'larda yazılmasına rağmen hala ışık tutuyor hepimizi. Çünkü biz kadın olarak doğmuyoruz, bize öğretiliyor bu. Evet. Bu öğretilen şey tamamen sosyal bir şey ve şu anda yaşadığımız aslında bütün sorunların altında kadının haklarıyla ilgili mesele var. Biliyorsun ben biyoloğum ve biyoloji benim için çok kıymetli bir bilim dalı. Biyolog olmasaydım da biyolojiye müthiş bir hayranlık duyacaktım. Çünkü birçok şeyi anlatıyor bize tabiatla ilgili. Sonuçta biz de tabiatın parçası, canlılarız. İnsan olduğumuz için büyük bir üstünlüğümüz yok aslında. Şimdi tabiatta güçlü olan tabiat dişiden yana. Baktığınızda bütün hayvanlarda ve bitkilerde tabiat dişiden yana, dişi seçiyor gelecek nesilleri kimin belirleyeceğini. Bütün hayvanlarda dişi yavrulayacağı erkeği kendisi seçiyor. O yüzden hayvanlar aleminde erkek hayvanlar devamlı dişiye kendini beğendirmek için işte kuşsa tüyleri ötüyor. Bir takım gösteriler yapmak zorunda. Çünkü gelecek kuşağın sağlıklı olup olmadığını dişi anlıyor. Yani daha biyolojik olursak spermin güçlü olup olmadığını ve gelecekte o türün devamını dişi seçiyor. Ama baktığımızda insanların kurduğu ilk hayat tarzlarında da dişi egemen, yani anaerkil aileler var. O aileleri incelediğimizde ne antropologlar ne sosyologlar
ne arkeologlar ve tarihçiler bize şunu gösteremiyorlar. Kadınların yönettiği toplumlarda erkeklere şiddet ve baskı uygulanmamış. Yok. Yani bütün bunları ortaya seriyorum. Ve Zeynep Hanım'ı ben hem gezgin olarak hem de mücadelesinde hiç benzemememize rağmen, yani yan yana hani torun ve büyük anne olsaydık birbirimizi yiyebilirdik kişisel olarak. Ama o bana sen kadın mısın böyle gidiyorsun bunları yapıyorsun, kadın şöyle oturur böyle oturur diyecekti. Ama onun yaptıkları o kadar beni mutlu ediyor ki böyle bir kadın çıkmış bu topraklardan diye. Ve bana yöneltilen erkek dostlarımdan şöyle bir şey var. Aman bir avuç kadınlardı. Evet bir avuç olabilirler. Evet. Ama bilmiyoruz ki kaç tane daha Zeynep Hanım var. Onları bulmak aslında biz kız torunlarının işi galiba. Şimdi aslında Buket, bu bir avuç aslında çok ciddi bir kalabalıktır. Dünyanın değişimi aslında o bir avuç insanla olmuştur. Sonra kitleye yayılmıştır ya da kitlelere yayılmıştır bakacak olursak. Bu noktada Grace Allison'a gelmek isterim. Bir İngiliz gazeteci ve mektupları derliyor ve basıyor daha sonra. Zeynep Hanım'ın bir İngiliz kadına içini dökmesine ne diyorsun? Nasıl buluyorsun bunu? Sen de yurt dışında yaşadın, ben de uzun yıllar yaşadım. Kadınların ortak bir dili var. Yani hangi ülkeden geldiğin, hangi inançlardan geldiğin, kültürün o kadar önemli olmuyor. Kadın kadının yurdudur çok güzel bir deyim. Çok seviyorum çünkü gerçek. Evet. Bana hayatım boyunca her zaman gittiğim, işte yaşadığım, öğrenci olarak yaşadığım, burs bulamadığım, çok sıkıntı çektiğim o dönemde hep yardımcı olan kadınlar oldu. Hiçbirisi aynı kültürden değildi. Evet. Türkiye'de de öyledir. Ama bunu söylediğimde kadın kadının kurdudura getiriyorlar. Halbuki insan insanın kurdudur. O çok yanlıştır ve bizi birbirimize düşürmeye çalışan sahte bir deyimdir. Kadınlar arasında ben mesela konferanslara gittiğimde ya da kitap imzalarına, yurt dışına veya Anadolu'ya gittiğimde hiç fark etmiyor. Kadın bir cümle söylediğimde, itirazlarla karşılaştığımda kadınlara bakıyorum. Hepsi başını sallıyor. Bu başka bir dilde de olabilir. Kadın anlıyor. Yani şu anda seninle bizim aramızda bu oluyor. Şu anda da biz bunu yaşıyoruz. Yani bu bölümü izleyenler bize baksınlar gözlerimize. Bu kadının kadını anlamasıdır. O kadar çileli bir yolculuk ki kadının yolculuğu. O çileleri ninelerimizden süzülerek bütün hücrelerimizde taşıyoruz. Haklarımız hep gasp edilmiş. Hep sesimiz susturulmuş. Düşünsene sadece herhalde 150 yıldır, o da 150 yıla çıkmaz yazabiliyoruz. Yazma hakkımız da yok. Eğitim hakkımız yok. O yüzden bence Zeynep'le Grace Allison arasında böyle bir dostluk vardı. İki kadın birbirini anlıyordu. Şunun da altını çizmem gerekiyor. İngiltere'de, ki bu bir İskoç kadın kökeni, İngiltere'deki kadın da şu günkü, şu andaki halinde değil. Orada da korkunç bir mücadele var. Evet. O yüzden bir mücadelenin içinde, aynı mücadelenin içinde, yani Amerika'daki siyahlar Afrika'ya gidip yardım götürüyorlar. Bunu ben kendim Amerika'da öğrenciyken gördüm. Evet. Yani aynı ırk birbirine yardım ediyor. Tabii ırk deyince ırkı kim icat etti? O ayrı bir mesele, ona gireriz de. Ezilen kendi sınıfına, kendi türüne, biyolojide veya cinsine yardım ediyor. Bu çok normal. Bu memelilerin, yani biyolojide memeli hayvanların doğasında olan bir şey. Yardım eder. Bu maymunlarda da böyledir. İşte bütün canlılarda böyledir. Biz kadınlar çok zorda kaldığımızda birbirimize el uzatıyoruz. Orada kültür falan hiç fark etmiyor. Çünkü aynı mayadan geliyoruz. Ve aynı sıkıntıyı yaşıyoruz ama yolun ucu göründü, çok açık. Ben çok çok umutluyum kadın konusunda. Ben de. Greta Thunberg'i çok önemsiyorum. İşte onun için ajan diyorlar, şöyle diyorlar. Böyle. Olabilir, ben bilmiyorum. Ama bir kızın, 16 yaşında bir çocuğun ortaya çıkıp herkesi titreten, sinirden bunalımlara sokan Trump'ın karşısına çıkıp kafa tuttuğunu gördük. Şimdi bunu mesela
senin büyük annen ya da benim işte annem gördüğünde dili tutulur ya. Yani bravo, tabii çok gurur duyarlar. Evet. Ama bunları görüyoruz. Yani artık önümüz açıldı. Sanıyorum bilimin bize çok yararı oldu. Çünkü tabiat bilimleriyle insanın doğasını öğrenmeye başladık. Bütün palavralar ortaya dökülmeye başladı. Arkeoloji, teknoloji yardımıyla da antropoloji bize çok şey öğretiyor. Yani kemiklerin bile ne yiyip ne içtiklerine dair bilgi ediniyoruz. Ve gördüğümüz şey şu, biz ikinci sınıf olarak yaratılmamışız. Ha, kadın erkek eşit değildir diyorlar. Kadın erkek aynı değildir, çok normal. Hiçbir kadının erkek olmak isteyeceğini zannetmiyorum. Tersi kesinlikle istemezler sosyal açıdan. Ama eşit hak istiyoruz ve dünya düzeni aslında öyle ve ona dönecek diye düşünüyorum. O yüzden bu yolculukta bana Zeynep Hanım çok yardımcı oldu. Şimdi tekrar bir Türk kadının Avrupa izlenimlerine dönmek isterim. Çok da güzel konuşuyorsun, kesmek istemiyorum seni. Ama orada genel olarak ne anlatıyor? Birazcık bizimle paylaşır mısın? Küçük dedikodular, anekdotlar rica ediyorum. Beni çok etkileyen şeylerden birisi İngilizce ve Fransızca'ya hakimiyeti oldu. Hele o dönemde İngilizce çok yaygın bir dil değil. Entelektüel bir dil değil. Bu mektupları İngilizcesini okudum ben önce. Çok iyi bir İngilizce. Sonra mesela Fransa'ya gittiğinde Rodin'in ünlü düşünen adam heykeliyle Türkiye'de tanınır, bilmeyen gençler için söyleyeyim. O büyük, çok ünlü heykeltıraşın atölyesine götürüyorlar. Herhalde işte Türkiye'den gelmiş, o zaman Osmanlı'dan gelmiş, haremden kaçmış bir kadın olarak ne kadar ağır bir yük olduğunu düşünebiliyor musun? Evet. Yani hani neredeyse sergilenen bir canlı gibi. Kaldı ki 80'lerde ben trenle tek başıma seyahat ettiğimde bana bile onu soruyorlardı. Uçakta elbiseni mi değiştirdin? Babanın kaç karısı var? Bir de o dönemi düşün. Ve orada Rodin'le heykel üzerine bir tartışmaya giriyor. Tabii Müslüman bir ülkeden geldiği için neden Müslümanlıkta heykel yasaktır? Onun tartışmasına geliyor. Haklı haksız o başka bir şey. Aynı şekilde bir İngiltere'de parlamentoya girişi var. O sırada kadınların girmesi yasak. Yukarıda bir dinleme bölümüne çıkarıyorlar bunu ve Grace'e çok sert bir mektup yazıyor. Bana sizin ülkenizde kadınların çok daha iyi durumda olduğunu söylemiştin. Ama yukarıda kafesin arasına harem kurmuşsunuz. Yani parlamentodaki haremi eleştiriyor. Bunlar çok önemli. Kalbimi inciten, kıran bir şey var. O da zannederim Venedik'te, İtalya'da bir yerde kız çocuklarıyla oğlanların küçükler, böyle 5-6 yaşlarında düşünün, zıplaya hoplaya merdivenlerden çıkıp böyle sıçradıklarını, işte bir oyun oynuyorlar. Orada diyor ki bir kızın, diyor, düşün yani 5 yaşında bir çocuktan bahsediyor. Eteklik giymiş ve merdivenden zıplarken özgürce zıplayarak arkasına bakmadan oynaması bir çocuğun ne kadar güzelmiş diyor. Orada gözyaşlarımı tutamadım. Bir çocuğun elinden bu hakların alınması çok acı bir şey. Bir eklemek istediğim bir şey var. Bu konumuzun sürprizi olacak sana da. Bu tabii benim bildiklerim, akademisyenlerin bildiklerinin onda biridir. Belki çok daha azıdır. Böyle bir iddiam yok zaten. Ama biz edebiyatçılar işin içine girince insan hikayeleri çıkıyor ortaya. Bu kitap çıktıktan sonra beni çok gizemli bir şekilde, bana e-mailler gelmeye başladı bir kadından. Evet. Ve kendisi Zeynep'le üçüncü kız kardeşleri Mihrimah'ın torunuydu beni arayan. Ve biz bir kahve için buluştuk. Kendisi adını vermek istemiyor. O yüzden ortaya çıkmak da istemiyor. Beni çok mutlu etti bu buluşma. O aileyle gerçekten tanışmış oldum. Onların beni bulmalarının sebebi, bugüne kadar işte bu Zeynep Hanım hakkında hep olumsuz şeyler söylendi. Evet. Hep farklı şeyler söylendi. Ama siz onu kendi büyük anneniz gibi sevmişsiniz ve
tabii ki eksikleri, kendi büyükannemin de çok eksikleri var, benim de var. O eksikleriyle onu kabul etmişsiniz. Çok sevindik dediler ve çok güzel bir buluşmaydı. Yani elini tutmak istedim ben bu hanımın, iş kadını kendisi, orta yaşlarda. Ve elini tutmak istedim ki Zeynep Hanım'ın elini tutayım diye. Çünkü Zeynep Hanım'ın sonu çok acı. Yapayalnız acılar içinde ölüyor. Nerede öldüğünü ve mezarını gerçekten bilmiyorlar. Ve bütün bunun sebebi özgürlük isteyen bir kadının örnek olabileceği korkusuyla Abdülhamid'in babasının bütün mallarına el koyarak annesi ve babasını yokluk içinde ve kızları yüzünden bu hale düşürülmüş. Yani kötü yola düşmüş. Ne demekse o tabii tırnak içinde. Kötülük yapmış. Bu da kötü yol tabii kadının bedeniyle ilgili bir şey. Halbuki bildiğimiz kadarıyla sadece kız kardeşi Polonya'da bir evlilik yapıyor. Zeynep Hanım'ın hayatında birisi olduğuna dair bir iz yok. Fakat Türkiye'den gitmeden önce bir evlilik yapıyor, bir evlilik yaşıyor. Hiç denge olmayan birisiyle zorla evlendiriliyor ve babası hep buna pişman olduğunu söylüyor Nuri Paşa. Son bir şey daha söylemek istiyorum. Nuri Paşa'nın Polonya asıllı olması nedeniyle bu kadın Türk kadını değildir. Bunlar işte buna nasıl Türk kızı diyorsun, böyle şey olmaz diye sadece bana değil pek çok yere eleştiriler gelmiş. Ben buna sadece gülümsüyorum. Osmanlı'da kim Türk'tü ve Türk nedir diye baktığımızda ben ana dille, biliyorsun biz yazarların yurdu ana dilidir. Ana dilimle konuşan birisinin, ki Zeynep Hanım'ın ana dili Türkçe, her ne kadar Arap alfabesiyle de yazsa o Türkçe konuşuyor ve kendisine bir Türk kadını diyor. O yüzden bütün bunlar safsata, yok bir avuç kadınmış, yok işte babası Avrupalıymış, dedesi daha doğrusu, babası değil. Olabilir ama biz böyle bir kültürün çocuğuyuz hepimiz. Bu zenginliğimizdir bizim. Araştırsak belki bize bunu söyleyen, bunu eleştiren kişinin de dedesi Vizigotlardan çıkabilir. Evet ve bunu zenginlik olarak kabul eder mi etmez mi artık bilinmez. Şimdi Buket, bugüne gel, İstanbul Sözleşmesi konusunda ne düşünüyorsun? Kısaca birkaç cümleni alayım. Ve hem edebiyat, hem kültürel doku, hem de siyasi anlamda kadın hareketini nerede gördüğünü ve nereye yakın gelecekte gideceğini tahmin ettiğini bir kez daha dinlemek istiyorum. Kısaca. İstanbul Sözleşmesi aslında İstanbul'un da adı geçtiği için çok Türkiye'nin onur duyacağı sözleşmelerden birisi. Ne kadar dünyaya sesini bu sözleşmeyle duyurup ne kadar prestijli bir sözleşmeyken bunu siyaseten çok ustalıkla kullanmak mümkünken tam tersine çevirdiğimiz, yüzümüze gözümüze ulaştırdığımız bir durum. İstanbul Sözleşmesi eğer erkeklerin, öldürülen erkeklerin, karıları veya babaları tarafından öldürülen erkeklerin haklarını korumak üzere yapılmış bir sözleşme olsaydı ne olurdu? Ben sadece bu soruyu sormak istiyorum. Herhalde reddedilmezdi. Zaten meclisin büyük çoğunluğu kadın olsaydı kadın cinayetleri olmazdı. İşte gravat taktığı için iyi halden insanlar ortaya tekrar cinayet işlemek üzere salınmazdı. Akıl çağında yaşıyoruz diye övünüyoruz. Teknoloji çağında yaşıyoruz diye övünüyoruz. Fakat akıllı davranmıyoruz. Hep hırslarımızın peşinde koşuyoruz. Koşanlar için söylüyorum tabii. Yanlıştır. İstanbul Sözleşmesi İstanbul'a ve Türkiye'ye çok yakışır. Eninde sonunda adı İstanbul olmasa da belki Kadıköy Sözleşmesi olacak. Belki Türkiye, belki Avrupa'da bir şehrin adı olacak. Bu sözleşmeler olacak. Çünkü kadınlar artık biliyorlar ki yalnız değiller. Bütün dünyada kadınlar birbirleriyle iletişim kurmayı öğrendiler. Bu Yoel Harari'nin kitaplarında kadınların daha az network kurması, erkeklerin daha büyük network'e yani iletişim ağına sahip olmasının güçlenmeleriyle ilgili bir tezi var, antropolojik bir tez. Şimdi zaten keşke Noel Harari'ye de belki yazıp söylerim bunu. Şunu söylemek istiyorum, kadınların da artık network'ü çok geniş. Kadınlar da artık bir paşa kızı olarak konakta değil ya da tarlada
bir köle gibi çalışmak zorunda değil. Kadınların da çiftçi kooperatifleri var. Kadınların da network ağları var. Ve birbirlerine destek oluyorlar. Sen beni bu programa davet ediyorsun. Ben bu programda seninle olmaktan gurur duyuyorum. Bu çok önemli. O yüzden bu işin artık sonu ışığı görünüyor. Ben yaşadıklarımdan, yani 70'lerin feminist hareketinde pek çok kadın grubundan kovulmuş birisiyim. Bayağı törenle atılmış birisiyim. Çünkü o zaman da kadının insan haklarından bahsediyordum. Kontrol etmenin, yani o gruplarda gene kadını kontrol ediyorlardı. Kadının özgür olması gerektiğini, neyi yapıp yapmayacağına kendisinin karar verecek akla sahip olduğunu, o aklı olmasaydı anne olamayacağını bir kere en başta, yani devamlılığı sağlayan, illa her kadın anne olsun manasına söylemiyorum. Devamlılığı sağlayan zeka kadının bedenindedir. Bunu unutmamak lazım. Ben umutluyum. Tabii ki zorluklar yaşayacağız. Ama bu zorluklardan öğreneceklerimiz var. Almanya bugün faşizme çok karşı bir ülke ise çok ciddi faşizm yaşadığı içindir. Evet. Türkiye'de böyle bir yoldan geçebilir. Bütün dünyada kadın hareketi şu anda en güçlü harekettir. Tabii sıkıntılar olacak ama başka çaremiz yok. Böyle öğreneceğiz. Buket, çok teşekkür ediyorum. Hem bu söylediklerin için, hem Zeynep Hanım'ı bizimle buluşturduğun için. Tabii hem de Defne Kaman için. Yani Defne bizim için ayrı bir yerde duruyor. Bu çalışmayı göze aldığın için de teşekkür ediyorum sana. Su, toprak, hava, ateş, bu elementleri tekrar tekrar bize düşündürdüğün için minnettarım. Eski bir arkadaşın olarak. Canım benim, sağ ol. Teşekkür ederim. Ben de senin çalışmalarını ve özellikle bu yayınları çok önemsiyorum şimdiki zamanda. Kolay gelsin, emeğinize sağlık. Çok sağ olasın, çok sağ olasın. Efendim, bugün Zeytin Dalı'nda kıymetli bir konuğumuz, kıymetli bir seyyahı bize anlattı. Zeynep Hanım'ı sevgi ve saygıyla andık. İkinci meşrutiyetten bu yana değişen ve değişmeyenleri düşünmeye çalıştık. Değişen çok şey var ve değişecek olan da inancımız bu yöndedir. Hatice Zünnur ve Nuriye'ye, Zeynep Hanım ve Meleğe, Melek Hanım'a sevgilerimizle diyoruz. Kendinize iyi bakın efendim. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.